Yatırımda deneyimin adresi Gedik Yatırım sunar. Bu çocuk bu sene Fenerbahçe'nin yüzünü güldüren. Ar Fenerbahçelilerin bu sezon yüzü gülüyorsa tek sebebi Arda Güler. Ya da en önemli sebebi Arda Güler. Zaten umut ateşini yakan Arda Güler'di mesela hatırla. yani evet. ee, Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyorken hala. işte kupadan elenilmiş vesaire Avrupa'dan Avrupa'dan elendi. Arda Güler'in yaktığı umut ateşi takıma da sirayet etti Kesinlikle. ve bir an birden çıkışta başladı. Yani o takımın mağarosunu değiştirdi. Fenerbahçe takımı pozitif bir ağrıya büründü Arda Güler sayesinde. Senin hep söylediğin bir şey var. Arda Güler ya da o tip oyuncular artık şey değil. Ya oyun girsin de oyun hmm. değil. Direkt tabela oyuncusu oldular. Evet, tabela o yüzden. Ediyorum. Yani ben yani, genç oyuncu artık Arda Güler'i e izleyelim bak ne güzel. O anlamda değil. Evet yani oyunu değiştirdiğimi gördük gözümüzle. Nasıl yani bir de oyunu şöyle değiştirdi. Topa ayağını aldığı zaman değiştirdi. Topa ayağını aldığı zaman değiştirdi. Topsuz koşuyla değiştirdi. Rossi'ye çıkarttı pas. Bu yüzden mesela beni gece dönüş bölümünde izlerseniz Arda Güler neden hani serbest 9 gibi pozisyonda oynayabileceğini anlatmıştım. Gençim. İşte bu koşuları yapabilecek bir oyuncu, denge bozabilecek bir oyuncu olduğu için. Duran topla değiştirdi. Duran topları çok etkili kullanıyor. Top ayağını alınca etkili kullanıyor. Top arkadaşlarım derken etkili kullanıyor. Şurada merkezde topla buluşup hatlar kırıyor. Var ya hani bir pozisyonda böyle sendeledi Hı. E, dengesini, kaybetti. türbünler tek... arkadaşladı. Ondan sonra yanlış anlamayın da ben de Arda Güler'im diye top böyle 2-3 kişi, kişi bayılıp gitti falan. E, yani her anlamda oyunu değiştiren bir oyuncu. Bu yüzden e, şu kabullenemiyorum. En azından Perkas sahayı terk etmek zorunda kaldıktan sonra Arda Güler varken, o seçenek varken takımın yapısını bozmayı ben eee kabulenemedim. Sana yine scout gözüyle bir soru soracağım. Evet. Şimdi eee Yağız Savuncuoğlu'nun haberiyle biz de canlı yayında vermiştik. Yeni sözleşmesinin maddeleri işte detayları daha doğrusu. İlk yıl 20 milyon euro serbest kalma maddesi. Bence oraya çok girmez Avrupa'dan. Girmezler. Evet. Hani biraz daha olgunlaşmasını evet. beklerler çünkü daha 17. 18 ikinci yıl 25 milyon euro serbest kalma maddesi. Evet. Yani Avrupa'da bir scout olsan Arda Güler'i de biliyorsun. Ve serbest kalma maddesinin 25 milyon euro olduğunu öğrendim. Direkt girersin değil mi bu işe? Net girersin. Direkt Ardo Güler şu kategoride. Ee, İkinci bazı oyuncu başlayalım. var. Ee, şöyle diyordu mesela iyi bir takımda kendisini daha iyi belli edebilir falan. o zaman... Birisi iyi potansiyel. <laughs> bazı oyuncular çıkıyor nadiren yani tartışmasız özel oyuncu, Nadiri tartışmasız. Kart. Nadir. <laughs> Haaland işte. Ee, ki o da tam hissettirmiyordu. O Norveç liginde. takımın sebebiyle. Ama Arda Güler daha da bağırıyor. Net verilir. Bu sözleşmeye o zaman bir güncelleme gelir benim tahminim. Yani birinci yılın sonunda bu serbest kalmaya bir güncelleme gelir. Ee, Burada tutmaktan Şöyle, Fenerbahçe yönetimi de hani derazına da gittik. Potansiyelin farkında Arda Güler'in. Yani Türkiye'de çok fazla zaman geçirmeyeceğinin farkında herkes. Gerçekçi bakıyor. Ama en azından serbest kalma biraz, yürümleş, daha, art, evet, biraz daha artırılması gerekebilir evet. onun. Bir de şimdi U17'de çok iyi bir e, turnuva çıkardılar. Elit turda Avrupa Şampiyonasına giden Kenan'la beraber. Evet. Orada da bayağı Avrupalı scoutlar Kenan'a zaten hakimler. Hı -hı. Almanya'da oynadığı için daha kolay ulaşıyorlar. Ama Arda'yı da biliyorlar. Ama onların bildiği şuydu. Şimdi onların bildiğini Hı -hı. derken böyle hani şey anlamında değil. Onların bildiği değil <laughs> hani Onların e, raporlarında şu vardı. Yüksek potansiyelli, senin de bahsettiğin gibi müthiş potansiyelli bir oyuncu. Bakalım modundaydı. Şimdi Fenerbahçe'de oynamaya başlayınca fiziği gelişip oyunu dolgunlaşınca şu anda kategoride değil, şu kategoriyi almışlar. Artık hazırlanmış. Hı hı. Yani çok az kaldı bizim seviyemizde direkt evet. sahaya atabileceğimiz. O yüzden biraz daha e, şeyi projeksiyonu biraz daha kalabalık çevirmeye başlamışlar. Hani U17 elit turda Kenan'la birlikte Arda'ya büyük bir hayranlık olmuş Avrupalarda. Orada bu, bu sezon 20'yi kullanan çıkarsa da şaşırmam. O ben de şaşırmam. Ama bence onun 20 olması çünkü çok az geliyor bana. Belki de oyuncu bir şey tarafından gelmiştir öyle bir isteken falan. Ya, orada şöyle de maddeler olabiliyor. Sen daha çok hakimsin. Yani serbest kalması 20 ama oyuncu onay verirse Olabilir. Ya da satıştan, ciddi satıştan pay var. Ben oyuncunun onayı olduğunu düşünüyorum. Satıştan pay eklemesi lazım Fenerbahçe'nin. Çünkü muhtemelen gideceği yer eğer çok acayip bir seviye direkt gitmezse, yani City'ye direkt gitmezse bir sonraki basamağı çok yüksek olacaktır. Yani seneye de kal kalır. Sonra bu sözleşme güncellenir. Çünkü Fenerbahçe için de önemli bir evet. isim. Aslında Fenerbahçe'nin dediğin gibi 8 tane 25 ve 6 oyuncusu var. 25 yaş altı. Bunlardan yani Ferdi'yi ve Arda'yı dışarıda bırakıyorum. O 25'e yakın ya da 25'teki oyunculardan da hatta 25 üstünden de satış yapabileceği oyuncular var. Mesela Salah'ın hala iyi kötü vardır yani piyasası. Kim e direkt piyasası var. Tabii. Bence Zaytstan da bir transfer yapar Fenerbahçe. Çok ederim. büyük para olmasa Zaten da. Zaten oralar seriadan gelmiş evet. bir oyuncu yani. Ee, bir, e bir da belki bir sezon daha oynayıp yine transfer yapabilir. Belki yazın da transfer yapabilir. Ben Göztepe maçında net maçın adamıydı. Valla Mert Hakan'ın da şaşırma. Ya 25 yaş altında değil ama. Belki şaşırma. Mert Hakan konusunda şey olur. Bir tutalım mı? Belki yani, transfer yapacak kulüp belki hani tamam iyi hoş da e, güvenilir bir oyuncu mu Avrupa standartlarında? Orada belki çekimde. Yani böyle eder. çok üst düzey yani takımlar olmasa olarak... da üst düzey takımlar olmasa da hani ilginç çünkü o da. Tempo, ikiye birler, şut... Vallahi Tolga'yı izliyorum Udinese'de. O seviyelerde oynar. Aa, onu diyorum aynen. O seviyelerde tempolu oynar. Kendisi onu düşünecek mi tabii? Aman İngiliz böyle. Diyebilir. Crespo 14 ikili mücadele kazandı. Bu arada Rossi var o da ciddi potansiyel. Tabii Rossi de var. Direkt İspanya Ligi'nden sıraya girerler Rossi'ye. Yani Rossi hızıyla ciddi denge bozuyor. Bak Crespo'yla ilgili istatistik vereyim sana. Göztepe maçında 14 ikili mücadele kazanmış. Daha önce de 15 kazanmış. İkisi de rekor. En çok kazanan. Ayrıca en çok top kapma ve 12 kilometre ile en çok mesafe kat eden oyuncu. Ee, bir röportajını okudum. Fenerbahçe'ye geldikten sonra Portekiz'i de verdiği. Diyor ki: "Türkiye'de karşılaştığım en büyük zorluk çok hızlı geçişler oluyor oyunlarda. Savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya. Bunu da çok kalabalık ve bloklar halinde yapıyor takımlar. Özellikle bizim gibi topa sahip olup hücum oynamaya çalışan takımlar. Bu yüzden oyunun merkezinde orta sahada büyük boşluklar oluşuyor. Benim ben de bu boşlukları kapatmaya çalışıyorum. Hmm. Ee, karşılaştığım en büyük zorluk bu geçişler sırasındaki takımın dengesini sağlamak. Ama bunda da iyi hmm. olduğumu düşünüyorum diyor. Yani bir insan bu kadar yaptığının farkında, <laughs> bu kadar oyunu iyi okuma, e, bu da gerçekten Crespo'nun becerisinden biri. İyi teknik adam olabilecekler. E, bir de emaresi. Sadece topu süpüren değil. E blok arkasındaki boşluğu tek başına dolduruyor zaten. O topu kazanıyor. Sonrasında yönlendirme evet. kısmında da çok var. Hem dribblingle var hem de pas becerisiyle var. Zaten bu yüzden Avrupa'nın radarına girdi. O da o isimlerden birisi. Peki Fenerbahçe ile evet. ilgili var mı ekleyeceğimiz bir şey? Sanırım her şeyi konuştuk. Konuştuk. Maçı konuştuk. İsmail Kartal'ı konuştuk. gibi ya yani Şu anda İsmail Hoca defterini açmamızı ne Fenerbahçe'nin kısa dönemde böyle bir karar alacağı için yani biz de sonuçta bu işi yaptığımız gibi bir fikrimizi Tabii. söyledik ve İşin her zaman olduğu gibi işin temelinde burada kulüplerin menfaatleri var bizler her zaman. Fenerbahçe'nin Beşiktaş menfaatleri, Beşiktaş'ın menfaatleri, Galatasaray'ın menfaatleri, bireylerden ziyade. Yani daha iyi ne olabilir sorusuna cevap veriyoruz. O yüzden böyle bir fikir alışverişi yaptık. Fenerbahçe bölümünü de tamamladık. Antalya Spor ve Nuri Şahin konuşacağız. Şimdi de o bölüme geçelim. 30 yıllık tecrübesiyle yatırımlarınızı yöneten Gedik Yatırım sundu.